misafirlerimiz. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Üsküdar Şubesi'nin İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler Odası Üsküdar Temsilciliği ile beraber organize etmiş olduğu Türk Sanat Müziği konserine hoş geldiniz. Bu güzel akşamı sizinle paylaşacak olan ben sunucunuz Didem Arslan, sizlere müzikle harmanlanmış keyifli dakikalar diliyorum. Önemli bir akademik meslek grubu olan mali müşavirlere, derneğimizin Üsküdar Şubesi olarak bu koroyu kazandırmış olmak, haklı olarak bizleri onurlandırmaktadır. Bu güzelliğe ortak olduğunuz için siz misafirlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan Mali Müşavirler, Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Merkez ve Yönetim Kurulu üyelerine, şube başkan ve yöneticilerine ve siz değerli misafirlerimize, ayrıca bu salonda konser vermemize imkan sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kara'ya, Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ekmen'e teşekkür ediyoruz. Konser repertuarımız, romantik musikimizin romantik bestekarı Yusuf Nalkesen'in eserlerinden oluşmaktadır. Türk sanat müziğinin bu büyük üstadını ve eserlerini hatırlayacağımız bu gecede, onun hayatından kısa bir kesit vererek kendisini rahmetle anmak istiyoruz. 1952 yılında açılan İzmir Radyosu Saz Sanatçılığı sınavıyla TRT Korosu'na giren Nalkesen, sabahları okula, ardından da programa giderek sanat tutkusunun peşinden koşar. 1970'li yıllara kadar bu tempoda devam eden sanatçı, artık bestelere ağırlık vermeye karar verir. Yıllar önce 5 Eylül 1951 tarihinde yaptığı Veda Buğsesi bestesi büyük bir patlama yapar ve milyonların diline düşer. Sanatçı bunun gibi sayısız unutulmaz şarkıya imza atar. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca devlet sanatçısı unvanını alan Nalkesen, 2003 yılında hayata gözlerini yumar. Değerli misafirlerimiz, sizleri aşk, sevgi, hasret, hüzün, mutluluk ve daha nice insan halleriyle dopdolu bir yaşama sevinci diliyoruz. Bu geceyle yaşama sevincinize bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Şefimiz İlter Burak Kalay'ın müzik kariyerinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. İlter Burak Kalay, 1999 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Nevzat Atlı, Alaaddin Yavaşça, Tülin Korman, Selahattin İçli, Erol Sayan, Çetin Körükçü, Erol Uras'tan usul, repertuar, şan ve Abdi Coşkun'dan tambur dersleri alan İlter Burak Kalay, Serdar Öztürk yönetiminde İstanbul Teknik Üniversitesi Çok Sesli Müzik Korosu'nda da bas bariton olarak icra yaptı. Aynı yıl Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Türk müziğine yeni sesler kazandırmak amacıyla düzenlediği Zeki Müren Safiye ile ses yarışmasında Zeki Müren dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. 2004 Ocak-Ekim sezonunda TRT İstanbul Radyosu'nda Sözleşmeli Türk Sanat Müziği ses sanatçılığı görevini yürüttü. 2005-2010 yılları arasında özel bir radyo kanalında Udu'yla Canlı Türk Sanat Müziği İstek programı yaptı. İlter Burak Kalay güçlü sesinin yanı sıra ud, tambur, keman, gitar ve trompet enstrümanlarındaki başarılı icrasıyla da haklı bir ün sağladı. 2005 yılından bu yana İSOM'da zihinsel engelli çocuklara müzik terapi dersleri veren İlter Burak Kalay, bugüne kadar çeşitli radyo ve televizyon kanallarında müzik programlarına katıldı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi kamu spotunda Fatih Sultan Mehmet'i oynadı. Yurt içi ve yurt dışı birçok konser ve festivalde yer aldı. Öğrencilik yıllarından beri seçkin mekanlarda sahne alan
ve muhtelif tarihlerde konserler vermeye devam eden İlter Burak Kalay, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Üsküdar Şubesi'nin yanı sıra Pendik Kültür Sanat Derneği, Vuslat Türk Müziği Topluluğu, Bostancı Gönüllüleri Türk Müziği Korosu'nun şefliklerini de başarıyla sürdürmektedir. Ve alkışlarınızla sahneye koromuzu yönetmek üzere şefimiz İlter Burak Kalay'ı davet ediyorum. Caz makamındaki doymadık doymadık birbirimize, gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, sormamışsın hiç kimseden, bülbülün çilesi yanmakmış gülü adlı eserlerle başlayacaktır.